Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Pamuk ya da Latince adıyla Gossypium hirsutum, eve gümecikliler yani Malvaceae familyasından çiçekli bir bitki türüdür. Aynı bitki üzerine beyaz ya da krem rengi çiçekler görülebilir. Bu nedenle süs bitkisi olarak yetiştirildiği de olur. Fakat aslında o değerli bir tarım bitkisidir. Dünyada üretilen doğal iplik ve kumaşların üretimi için en fazla tercih edilen malzeme pamuğun tohum kesesi içinde bulunan liflerdir. Zengin ve sıkı toprakları seven pamuk bitkisinin tohumları Şubat ile Nisan ayları arasında derin sürüm yapılmış ve gübrelenmiş toprağa ekilir. Yağmur pamuğun kalitesini ve verimini düşürdüğü için tarımı genellikle fazla yağış almayan sıcak bölgelerde yapılır. Dünyada yetiştirilen pamukların %90'ı Gossypium hirsutum türüdür. Fakat özellikle 4 pamuk türü yani hirsutum, barbadense, arbaseum ve arboreum'un kültüre alınarak pek çok varyetesi yetiştirilmiştir. Özellikle iki pamuk türünden yani hirsutum ve harbasyondan yemeklik bir bitkisel yağ olan pamuk tohumu yağı elde edilir. Bu yağ özellikle endüstriyel olarak patates cipsi üretiminde kullanılmaktadır. Zeytinyağı ve kanoladan daha ucuz olduğu için gıda ve restoran sektörlerinde tercih edilen bu yağ sağlık uzmanlarına göre çok az trans yağ içerdiği için ideal bir kızartmalık yağdır. Ana vatanı Orta Amerika ya da Hindistan olduğu düşünülen pamuğun tarımı arkeolojik bulgulara göre her iki coğrafyada da birbirinden bağımsız şekilde başlamıştır. Pamuk tarımı hem M.Ö. 3500 yıllarında Meksika'da hem de yine M.Ö. 5000 ve 6000 yıllar arasında Hindistan'da başlamıştır. Pamuk tarımı Hindistan'dan Mezopotamya, oradan da Antik Mısır'a yayılmıştır. Hatta Mısır'ın başkenti Kahire'de pamukla ilgili çok ilginç bir müze de vardır. Merak edenler Mısır Pamuk Müzesi'ni sitesine girip inceleyebilirler. Orta Çağ'da Avrupa'da pamuk bitkisinin dallarında koyunlar yetişen, evet yanlış duymadınız, dallarında koyunlar yetişen gizemli bir bitki olduğu zannediliyormuş. Bu nedenle ona kuzu otu diyorlarmış. Hatta bu sebepledir ki pamuğun Almanca'daki karşılığı olan Baumwolle, yün ağacı demektir. İngilizler ise pamuğun Arapça'daki adı olan kutunu katına dönüştürmüşlerdir. Türkçedeki ismi olan pamuk ise eskiden pambuk ya da bambukmuş. Bunun nedeni ise ilk pamuk tohumlarının Suriye'deki Münbit şehrinden getirilmiş olması ve kentin adının çeşitli dillerde Bambis veya Pambik olarak bilinmesidir. Türkiye'de de pamuk tarımı M.Ö. 330 yılından beri yapılıyor. Fakat asıl Selçuklular ve Osmanlılar pamuk tarımı ve pamuklu dokuma konularında ilerleme göstermişlerdir. Cumhuriyet'in ilanından sonra da pamuk tarımı en fazla önem verilen tarımsal üretimlerden biri olmaya devam etmiştir. Dünyada yıllık pamuk üretimi hacmi 25 milyon tondu. En fazla pamuk üreten ülke Çin olmasına rağmen pamuğun en büyük ihracatçısı ise Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerikan İç Savaşı öncesinde Güney eyaletlerindeki pamuk tarlalarında çalışılan Afrikalı köylülerin Amerika Birleşik Devletleri'nin kalkınmasındaki rolü büyüktür. Pamuk tarımında makineleşme ancak 1950'li yıllardan sonra başlayabilmiştir. Günümüzde pamuk Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney eyaletlerinin en önemli ihraç kalemi olmayı sürdürüyor. Tabii bir de doğal şartlara ve hastalıklara dayanıklı olduğu iddia edilen genetiği değiştirilmiş pamuk var. Genetiği değiştirilmiş pamuk en fazla Hindistan, Çin ve Avustralya'da üretilir. Fakat organik pamuk üretimi de pek çok ülkede yapılmaya ve verimi her yıl iki katından da fazla artmaya devam ediyor. Pamukta yaşanan dünya çapındaki bu üretim artışı an itibariyle ne yazık ki ülkemizi kapsamıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü istatistiklerine göre 2010 yılında 816 bin ton işlenmiş pamuk üreten Türkiye'nin üretim hacmi 2012'de 754 bin tona, 2014'te 697 bin tona ve 2016'da ise 566 bin tona düşmüş durumdaydı. Yoruma gerek var mı bilmiyorum. Peki bu uluslararası istatistik verilerle bizim Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinin arasındaki devasa farkı biri bana açıklayabilir mi? Yoksa birileri kıskanıyorlar mı gene bizi? Açıklaması bu mudur? Artık genetiği değiştirmiş tohumlara da kapıyı aralamış bir ülke olarak tarımda böylesi fiktif harikalar yaratmaya devam ederiz muhtemelen. Durum pek çok konuda olduğu gibi tek kelimeyle özetlenebilir. Yazık. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek vermek isterseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.